Arkadaşlar, buradan bir tane soru bekliyorum. Bu nedir? Bireysel öğretim teknikleri. Sınıf ortalamasının üstünde ya da altında öğrenme güçlüğü yaşayan, öğrenemeyen, alt seviyede öğrenci, üst seviyede öğrenci, arkadaşlarının ilerisinde olan öğrenci dediğinde, yani ortalamanın üstü ve altının dışında, yani üstü ve altında olan öğrenci dediğinde aklımıza gelecek olan yöntem teknikleri neler olacak? Bireysel öğretim teknikleri olacak arkadaşlar. Sınıfın ortalama bir seviyesi var. Geleneksel eğitim anlayışında o ortalama seviyeye göre gideriz. Diğerlerini hiç umursamayız. Oysa bugünkü eğitimde atandığında çağdaş anlayışta sen sınıfın üstünü de altını da önemseyeceksin. Yani sınıftaki 30 öğrencin varsa o 30 öğrencinin 30'u da senin için çok değerli ve önemlidir. Hepsi aynı seviyede olmayacak. Belki çoğunluğu ortalama olacak ama yukarıdaki öğrenciyi de aşağıdaki öğrenciyi ya da öğrencileri de önemsemek zorundasın. İşte akla 6 tane teknik gelmelidir. Seçeneklerde hangi biri varsa cevap odur. Bakın, hangi biri varsa cevap odur. Şimdi bunları ben size birer ikişer cümleyle özeteceğim. Arkadaşlar, tutor destekli öğretim. Tutor benim slogandır. Öğrenemiyorsan tutor tut öğren. Tutor tutacağım, özel öğretici. Tutor üst sınıf öğret, bak, üst sınıf öğrencisi ya da öğretmendir. Tutor birebir eğitimdir. Face to face diyor ya, İngilizcemi de konuşturayım. Birebir eğitimdir. O kişi, şu benim, beni öğretecek olan kişi ya üst sınıftan öğrenci bir arkadaşım ya da öğretmendir. Pardon, geri geliyorum. Ya da öğretmendir. Öğretmen. İşte bunlar, kalemimiz bozulduğu için, ya da öğretmendir. Anladınız siz onu. Şimdi eğer bana yardımı yapan kişi aynı sınıftaysa, sınıf arkadaşımsa, sıra arkadaşımsa, sınıftan biriyse bu da akrandı. Aynı sınıfta öğrencinin yanındaki ya da sınıfındaki bir arkadaşa bilen öğrencinin bilmeyeni anlatması akran öğretimi, ama üst sınıftakinin alt sınıfa anlatması, öğretmenin bir öğrenciye ders anlatması tutordur. Programlı öğretim. Ben öğrenemiyorum. Ben ya da çok ileri zekalıyım ya da öğrenme güçlüğü yaşıyorum. Siz bana bir yazılım, bir tablet veriyorsunuz. Al Metin, bunu bununla çalış, bununla öğren. Ben bir materyalle etkileşime geçip kendi başıma, kendi hızıma göre öğreniyorum. AB Kebap diyorduk ya, küçük adımlar ilkesi, bireysel hız vardı, herkes işte anında dönüt düzeltme vardı, pekiştireç vardı gibi gibi özellikleri vardı. AB Kebap demiştik. Bireyselleştirilmiş öğretim. Keller bir yana, körler bir yana. Sınıfta seviye grubu oluşturmak, homojen gruplar oluşturmak arkadaşlar. Doğru mudur bu? Bugünkü eğitimde sınıfta seviye grupları oluşturmak çağdaş anlayışta doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Seviye grubu yapmıyoruz. Keller bir yana, körler bir yana. Sınıfımızda seviye farklılığı var. Öğrencileri iyiler, ortalar, zayıflar, daha zayıflar şeklinde ayırıyoruz. Seviyelerine göre eğitim yapıyoruz. Biri bilgisayar destekli öğretim. Bilgisayar destekli öğretimde yazılımlar var arkadaşlar. İşte alıştırma, tekrar öğretim yazılımı, eğitsel uyumlar, ki soru beklediğim yer orası. Bilgisayar bize süreçte yardımcı oluyor. Onu da özetleyeceğim bir sonraki videoda. Bilgisayar destekli eğitim bize yardımcı olur. Yazılımlar vardır. Verirsin, bilgisayarda sıfırdan öğreniyorsa birebir öğretim. Öğrendiğini tekrar ediyorsa alıştırma tekrar. Tehlikeli, maliyetli bir durum varsa benzetim. Oynayarak, öğrenerek, eğlenerek öğreniyorsa buna ne diyorduk? Eğitsel uyum. Problem çözmeye öğreniyorsa problem çözme buluş. Yaptığı çalışmayı kaydediyor, hoca ona bakıp değerlendiriyorsa buna da biz ne diyorduk arkadaşlar? Sınama durumları. Buna ait video muhakkak çekeceğim ama, o yazılım türleri. İnternet tabanlı eğitim, sanal eğitim arkadaşlar, senkron ve asenkrondur. Senkron ve asenkron. Yani canlı ve cansızdır. Şu an beni izleyeceksiniz, cansız. Hocam keşke şuna da değinseydin. Cansız, asenkron. Ama canlı olduğunu düşünün. İletişim, etkileşim olduğunu düşünün. Ona da biz senkron diyoruz. Eş zamanlı ve eş zamansız. Uzaktan eğitimde aynı internet tabanlı eğitim gibi senkron ve asenkrondur.
Ama bunun artıları vardır. Radyo, televizyon, mobil bağlantılar, kitap vesaire böyle ilaveleri vardır. İkisi bir arada zaten sorulmadı, sorulmaz. Şimdi şöyle şöyle geri geliyorum ve şunu diyeceğim size. Eğer bir soruda şöyle diyorsa, Ali öğretmenin işte sınıfında öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci var. Ya da sınıfta bir öğrencisiyle ilgilendiğinde diğerleri geri kalıyorsa ya da diğerleriyle gittiğinde o öğrenci öğrenemiyorsa ya da öğrenci üst düzeyse benim hemen şimşek yaratıcı düşünce gözümün önüne 6 tane teknik gelmeli. O 6 teknik şu ekrandakiler. Bireysel tekniklerin özelliği bireye göre davranıyoruz. Bireysel farklılığı dikkate alıyoruz. En büyük artısı budur. Bireyin öğrenme hızı ve düzeyini dikkate alırız. Bireye göre hareket ederiz. Ama buranın en büyük sınırlılığı nedir? Bu da sorulmuştur. Sosyalleşme azdır arkadaşlar. Bireysel takılıyoruz. İki tanesi hariç ama. Şimdi tut orada. Karşımda bir kişi var. Öğretmen ya da üst sınıf öğrencisi. Programlı da bir kitap, bir yazılım, bir tablet onunla öğreniyorum. Kendi başıma, kendi hızıma. Bireyselleşmiş öğretim. Adı birey ama birey yok burada. Homojen gruplar var. Keller bir yana, körler bir yana. Seviye grupları yapmak. Bu da gelenekseldir. Çünkü çağdaş anlayışta seviye grubu yapmak yanlıştır. Bilgisayar destekli eğitim. Çocuğa bilgisayar yazılımını veriyoruz. Onunla etkileşime geçip kendi başına, kendi hızına göre öğreniyor. Şimdi bu dördünde en büyük artı ne? Bireysel farklılığı dikkate alır. Bireyin ilgi ihtiyaçlarına göre, bireye göre öğreniriz. Bireye göre davranırız. En büyük sınırlılıkları sosyalleşmenin az olmasıdır. Ancak internet tabanlı eğitimde, uzaktan eğitimde bireye göre hitap eder. Bireyin bireysel farklılığı istediği zaman istediği yerde tekrar eder öğrenir. Bireyseldir bunlarda ama bunlarda sosyalleşme en önemli sınırlılık değildir. Çünkü sosyal bir ortam vardır. Farklı mekanlarda bulunsak da aramızda bir işbirliği, bir etkileşim, bir paylaşım vardır. Hangi yönüyle? Senkron yönüyle. Hangi yönüyle? Senkron yönüyle. Canlı olduğu için eş zamanlı farklı mekanlardaki kişilere soru cevap yapıp etkileşime geçtiğimiz için bu iki teknikte sosyalleşme en büyük sınırlılık değildir. Bu ikisinin en büyük sınırlılığı teknik, teknolojik altyapı imkansızlığıdır. Yani teknik altyapıya ihtiyaç duyulur, internete ihtiyaç duyulur. Bu da aklınızda bulunsun. Soruda bireysel farklılık dediğinde, öğrenen öğrenci, iyi öğrenen öğrenci, öğrenemeyen öğrenci, geride kalan öğrenci, üstün zekalı öğrenci gözümüzün önüne bu 6 tane gelecek. Hangi birisi varsa seçeneklerde cevap olur ama 5 tanesi var, aradaki vurguya dikkat edin. Birebir eğitim diyecek. Üst sınıftan eğitim. Tutor. Bir yazılımla kendi başına kendi hızına göre gider. Anında dönüt alır. Yaparsa ilerler. Yapamazsa geri dönür. Döner programlı öğretim. Öğrenciler bilenleri bir yere koyar. Daha düşük olanları ayrı bir yere koyar. Mesela sınıf öğretmenliğinde vardır ya. Doğuda bir okulda 1, 2, 3, 4 aynı sınıftadır. Birleştirilmiş sınıflar. Birler bir arada, ikiler, üçler, dörtler onların seviyesine göre eğitim. Bireyselleşmiş öğretim. Öğrenciye bir tehlikeli maliyetli durum var. Deney verir, burada deneyi yapar. Burada oynayarak öğrenir. Bilgisayar yazılımlar, bilgisayar destekli eğitim. Farklı mekanlardaki öğrenciler, insanlar aynı anda etkileşime geçip işte atıyorum Trabzon'daki işte ya da Ankara, İstanbul'daki, İzmir'deki, Şırnak'taki hocayı dinleyebilir. Ya da oradaki kişiler bir hocayı dinleyebilir. Ne oldu? Farklı mekanlarda eş zamanlı, eş zamansız dediğinde akla internet ya da uzaktan eğitim gelir. Uzaktan eğitimin ilaveleri radyo, televizyon, kitap, mobil bağlantılarla desteklenir der bize. Bir sonraki videoda bilgisayar destekli eğitimin yazılımları bizim için önemlidir, çok çok önemlidir. Bunları açmaya, onlara değinmeye çalışacağız. Hep söylüyorum, bir daha söylüyorum. Bana destek veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben de sınava kadar elimden geldiğince süreç boyunca sınavdan sonra da tercihlerde inşallah elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım.
Beğenirseniz, abone olursanız çok çok memnun kalırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Allah yardımcınız olsun.